Arkadaşlar merhaba ben tarih öğretmeni Emre Taşkın. İKS TYT 2 tarih sorularıyla karşınızdayım. İlk soruyla başlıyorum. Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler Göktürk yazıtlarıdır. Danimarkalı Thompson yazıtların okunuşunu çözmüş ve yazıtlarda Türklerin törelerine ve kültürlerine dair pek çok bilgiyi ortaya çıkarmıştır. Göktürk yazıtlarını değerlendirebilmek için gibi bilim dallarının hangilerinden yararlanıldığı söylenebilir. Bakın Thompson'ın Göktürk yazıtlarını çözdüğünü söylüyor bize. O zaman yazıt kitabe bilimi olarak ki Göktürk yazıları birer kitabedir. Kitabe bilimi de burada epigrafyadır. Epigrafidir arkadaşlar. O zaman biri alırım. Ve bu kitabenin üzerinde bir takım yazılar var. Ve bu yazıları okuyan da Thompson Türk kültürüne dair birçok şey öğrenmiş bu yazıların e, araştırmasıyla. O zaman da yazı bilme olduğuna göre paleografiyi de alırım. Heraldik arma bilimi olduğu için bu öncüle göre heraldik birimi çıkmıyor. Çıkmadığı için de alamam arkadaşlar. Çünkü arma ile alakalı herhangi bir e, yazıt burada görünmüyor. Bir bilgi ver, verilmemiş. Dolayısıyla birin doğru cevabı 1-2 yani bolu şıkkı olacaktır. 2'ye geliyorum. İslamiyet Türkler arasında Talas Savaşı'ndan sonra yayılmaya başlamıştır. Türkler Arapların etkisinde kalmalarına rağmen milli ve kültürel değerlerini günümüz, günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Bu durumun nedenleri arasında gibi özelliklerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Yani Türkler İslamiyet'e girmiş Araplardan tanımış peki niye Araplaşmamış günümüze kadar kültürlerini korumuştur. Çünkü Türkler köklü bir kültüre sahiplerdir ve milli benliklerine bağlıdırlar. Eğer köklü bir kültüre sahipseniz, yani en ufak bir darbede bile yıkılmayan, terk etmeyeceğiniz bir kültürünüz, bir alışkanlığınız, bir geleneğiniz varsa e siz milli benliğinizi korursunuz demektir. Başkalaşmazsınız, asimile olmazsınız. 2 ve 3'te bunu görüyoruz. Ama 1'e bakın. Türklerin farklı toplumların egemenliği altında yaşamaya alışmış olmaları ya yani Bir hakaret gibi bir cümle yani. Farklı toplumların egemenliği altında yaşamış olduklarından dolayı mı Araplaşmıyorlar? Tam tersi olması lazım. Alışmış olsalardı farklı toplumlarda yaşamaya zaten Türk kimliği diye bir şey kalmazdı. Demek ki alışmamışlar ki kendi bağımsızlıklarını sürdürmeyi devam etmişler ki özbenliklerini korumuşlar. O zaman burada biri alamam. Ve ikinin doğru yanıtı 2-3 yani deniz şıkkı olur. 3- <laughs> Coğrafi keşifler Orta Çağ Avrupa'sında tarımla şekillenen kapalı ve sınırlı ekonomik sistemin yerine uluslararası ticaretle zenginleşen ve gücünü değerli madenlerden alan yeni bir sistem getirmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar bahsettiği şey merkantalizmdir. Şıklarda da görüyorum zaten. Ortaça Avrupa'sında bölünmüş siyasi yapıdan dolayı ve ticaretin yapılamamasından, sıcak paranın olmamasından dolayı devletlerin ekonomileri toprağa bağlıydı. Ve ne kadar çok toprağınız varsa elinizde ne kadar toprağa hükmedebilirsiniz o kadar güçlü sayılırdınız. Ama coğrafi keşiflerle beraber artık toprağa bağlı değilsiniz. Çünkü yeni kıtalar keşfedilmiş ve o kıtalar arası ticaret canlanması yaşanıyor. Ve bu yüzden de artık toprak değil değerli olan madenler değerli. Yani altın ve gümüş para değerli. Ve işte bu da merkantalizmdir. Buna göre hangilerine ulaşılamaz? Ekonomik gücün kaynağı topraktan değerli madenlere paraya geçiyorsa evet ekonomik gücün kaynağı değişiyor. Bu söylenir, ulaşılır. Merkantalizm düşüncesi güç kazanıyor. Yani değerli madenler, madenler artık zenginliğin kaynağı demek istiyor burada. Evet buna da ulaşılır. Ticaretle uğraşan kişiler güç kazanır mı? Bakın ticaret yeni sükse yapan alan. Ticaretle zenginleşen gücünü değerli madenlere alan yeni bir sistem ortaya çıkarmıştır diyor. E bu yüzden ticareti herkes yapmak ister. Tabii yapabilen yapar da herkes yapmak ister. Niye? Bir güç kazanıyor. Ekonomik anlamda. O zaman C'ye dolaşırım. Tarım önemini yitirmeye başlamıştır diyor. Toprağa dayalı sistemden ticari sisteme geçince evet eski sistemdeki kadar tarım önemini koruyamıyor ve zayıflıyor. Ama din adamlarının etkisi artmaya başlıyor. Aksine azalmaya başlayacak arkadaşlar. Tamam bu soruyla zaten bir ilgisi yok ama coğrafi keşiflerle beraber din adamlarının insanlara anlattığı, dünya hakkında anlattığı, toplumlar hakkında anlattığı şeylerin yalan ve gerçek dışı safsatı olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden de din adamlarının etkisi günden güne azalıyor toplum üzerinde ve siyaset üzerinde. O yüzden artmaya başladığını değil azalmaya başladığını söyleyebiliriz burada. Doğru yanıt ulaşılamaz olarak 3 Edirne olacaktır. Hemen 4'e geçiyorum. Kuay Milliye Türk halkının vatanını düşman işgalinden kurtarmak amacıyla gönüllülük esasına göre halkın her kesiminden insanların katılımıyla oluşan silahlı direniş birlikleridir. Kuay Milliye birliklerinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisinde söz edilemez? Kuvay Milliye niye kurulmuştur? Çünkü devlet İtilaf devletleri işbirliği içerisindedir. Kuvayi Milliye niye kurulmuştur? Çünkü vatan işgal altındadır. Kuvayi Milliye niye kurulmuştur? Çünkü Anadolu'daki azınlıklar kendi devletlerini kurmak veya işgallere zemin hazırlamak üzere ayağa kalkmışlardır. Bütün bunları düşünürseniz Kuvayi Milliye'nin kurulması bir bakıma şarttı ve kuruldu da. Hangisinin etkisinden söz edilemez arayalım o zaman biz. Osmanlı ordusu terhis edilmişse Kuvayi Milliye'ye gerek kalır mı? Tabii ki kalır. Niye? Çünkü vatanı koruyacak ordu terhis edilmiş, işi bıraktırılmış, evlerine gönderilmiş. O yüzden kim koruyacak vatanı? Silahlı direniş örgütleri. Yani Kuvayi Milliye. A'yı siliyorum. Azınlıkların zararlı faaliyetleri olursa ben vatanımı korumak isterim. Kuvayi Milliye kurarım. Düzenli ordunun kurulmasının şu C bir kenarda dursun en son açıklayacağım. Anadolu'da işgallerin yayılması, İşgaller olmasaydı ben niye kuvayi milliyeyi oluşturayım? Niye elime silah alayım? Devletim beni korumasa bakın E de burada giriyor. Devletim görevini yerine getirse İstanbul hükümeti veya padişahım görevini yerine getirse ben neden kuvayi milliye kurayım? Neden elime silah alayım? Direnişe geçeyim. Demek ki bunların hepsi arkadaşlar A, B ve D, E. Kuvayi milliyenin kurulmasına sebeptir. Sebep olmayan şey burada doğrudan C seçeneğidir. Çünkü düzenli ordunun kurulmasının yararsız olduğunu kimse söylemiyor. Kuvayi Milliye'den daha iyi olduğunu herkes biliyor. Hatta Kuvayi Milliye isyancıları bile son dönemde TM'ye isyan eden Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe bile bunu biliyorlar. Ama onların tabi isyan etmesinin sebepleri bambaşka. Onların artık isyan etmesinin sebebi rütbesel. Daha fazla e, makam mevki istemeleri olacaktır. Ayrıcalık istemeleri olacaktır. Yoksa düzenli ordunun kurulmasına kimse karşı değil. Milli mücadeleye karşı olanlar zaten her şeye karşı da düzenli ordunun kurulması Kuvayi Milliye'nin işine gelecektir. Arkadaşlar çünkü daha bir e, komuta emir komuta zincirinde bir ordu, ordu ortaya çıkacaktır ve düşmana karşı dipçik gibi askerlerle savunmaya veya saldırıya başlayacaksınız demektir bu. Yani dördün doğru cevabı Ceyhan'dır. Kuvay Milliye'nin kurulmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Dağıtılmasıyla alakası olacaktır düzenli ordunun kurulmasının. Ceyhan. 5. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla gibi hedeflerden hangilerine ulaşılmak istenmiştir? Tevhid-i Tedrisat'ı hatırlatalım. Eğitimde, öğretimde birliktir. Arkadaşlar tevhid tedrisat kanunu ile beraber ülkedeki ikili sistem kaldırılmış. Çünkü iki, ülkede bir medrese var dini eğitimi verildiği yer. Bir de batı tarzında eğitim veren çağdaş okullar var. Ama işte sizin iki evladınız var ve bu iki evladı da birer okula gönderiyorsunuz. Medrese ekibini çağdaş okula gönderiyorsunuz. İki ayrı vatandaş çıkıyor buradan. Yani istediğiniz modülü yakalayamıyorsunuz. Kimisi bir Arap vatandaşı gibi ortaya çıkıyor. Medreseden mezun olan. Kimisi işte çağdaş batı tarzında çıkıyor. E nerede bizim öz kültürümüzden yetişen vatandaş? Nerede bir vatandaş birliği? Nerede bir eğitim birliği? İşte nerede diye soruyoruz. Tevhid-i Tedrisat imdadımıza yetişiyor burada. Tevhid-i Tedrisat medreseler kapatılıyor. Eğitimde ikiliye son veriliyor. Yabancı okullara da deniyor ki... ...okutacaksan benim öngördüğüm tarih kitabını okutacaksın. Coğrafya kitabını ve Türkçe kitabını okutacaksın deniyor. Yani... Milli eğitim müfredatına bağlanıyor. Milli eğitim bakanlığına bağlanıyor tüm okullar ve medreseler kapatılıyor. Burada ulaşılmak istenen hedef ne o zaman? Düşünce ve duyguda birleşen bir toplum oluşturmak arkadaşlar. Yani ben e, Türkiye üzerine yetişmiş, Türkiye genliğiyle büyümüş e, bir eğitim sistemiyle, kendi öz kültürümle, evrilmem lazım ki eğitim görmem lazım ki bu ülkeye bir katkım olsun. Yoksa Fransız gibi yetişirsem, Arap gibi yetişirsem benim bu ülkeye ne katkım olacak? Ülkenin adı Türkiye. O yüzden burada yerli tüketiciyi korumak ve rejim sorunu ortadan kaldırmak tevhid tedrisatla alakası olmayan şıklar olacaktır. Duygu ve düşüncede birleşen bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. İkiliği, eğitimde ikiliği ortadan kaldırarak, müfredatı milli eğitime bağlayarak. Yani 5'in doğru yanıtı A seçeneği olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sorularda doğru yapmışsınızdır. Eğer bir yanlışımız olduysa, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa veya bir sorunuz varsa bu sorulardan ayrı da olabilir. Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince, gördüğümüz müddetçe cevap veririz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.